Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz şiirde ana duygu. Şiiri inceleyip başlık bulduktan sonra ana duygusunu belirleyeceğiz. Okuyalım birlikte. Ülkemizi kurtardın, bizim için savaştın, canım Atatürk'üm. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, canım Atatürk'üm. Şiirdeki her bir satıra dize diyoruz. Birinci dize, ikinci dize, üçüncü dize, devam ediyoruz. Dördüncü dize, beşinci dize ve son olarak altıncı dize. Demek ki şiir altı dizeden oluşuyor. Baktığımızda üç dizeden sonra bir boşluk var. İşte bu boşluk kıtaları ayırmak için kullanılıyor. Üst taraftaki üç dize birinci kıta oluyor. Yazalım şöyle. Birinci kıta. Diğer üç dize ikinci kıta oluyor. Tekrar bakalım şiirimize. Şiirimiz 6 dize ve 2 kıtadan oluşuyor. Şimdi konuya uygun başlık belirleyeceğiz. Konusu Atatürk olduğu için başlığa Atatürk yazabiliriz. Canım Atatürk'üm yazabiliriz. Seni çok özlüyorum yazabiliriz. Konuyla alakalı olacak. Öyleyse Atatürk yazalım. Peki ana duygusu ne? Şiiri okuduktan sonra ne hissediyoruz? Özlem, kırgınlık, sevgi, bu duygulardan mutluluk, sevinç, üzgün olma durumu, hangisini hissediyorsak şiirin ana duygusu bu oluyor. Şiirde hissettiğimiz Atatürk'e duyulan özlem, duygusu da özlem olacak çocuklar. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.